Selam dostlar. Sıfır şaka. Bu videonun girişini banyomdan yapıyorum. Çünkü ışık en güzel burada. Şimdi ben size yurt odamı detaylı bir şekilde göstereceğim. Bütün çekmecelerimi açacağız. Her şeye bakacağız. Bir de böyle yurdun ortak alanlarını göstereceğim. Hatta şu an gidip havuz kısmını çekeceğim. Bayağı ses geliyor. Büyük ihtimal bir şeyler oluyor orada. Size şeyi de anlatacağım bu arada. Ben bu yurdu nasıl buldum? Burada fiyatlar nasıl? Yaşam pahalı mı? İspanyolca bilmiyor olmam, çünkü ben buraya sıfır İspanyolca ile gelmiştim. Bir sorun oldu mu, dilim gelişti mi, işte İspanya'da olmanın avantajları, dezavantajları, bunlarla alakalı ayrı bir video yapacağım. Çünkü ilk attığım vlog videosundan işte İspanya'da Erasmus yapmayı planlayan dostlarım beni Instagram'dan bulup soru soruyorlar. Which is okay, bu arada gayet severek cevaplıyorum. Belli ki devamı da gelecek. O yüzden ona ayrı bir video yapacağım. Siz bir odamı izleyin. Ben de artık gideyim, yoksa Naomi beni dövecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, kapılarımız kart sistemiyle çalışıyor. Kartı okutup kapımızı açıyoruz. O da genel olarak böyle gözüküyor. Şimdi ben burada atılmayı bekleyen valizim var. Minnoş bir mutfağımız var. Yataklarımız var. İşte çok kullanmadığımız bir masa var. Benim air fryer'ım falan orada duruyor. Şimdi minnoş mutfağımızdan başlıyoruz turumuza arkadaşlar. Bizim ocağımız falan yok odada. Çoğu yurtta da olmuyor diye biliyorum. Burada hani böyle kahvaltılık gevreklerimiz falan, hani sık tükettiğimiz, böyle elimizin altında durmasını istediğimiz şeyleri burada tutuyoruz. Tepede küçük bir dolabımız var. Buraya da işte tabak, çanak, işte çatal, bıçak falan, noodle'larım falan da var, görüyorsunuz. Öyle şeyleri koyuyoruz. Hemen sol tarafta mikrodalgamız var. Tepesinde yine öyle ıvır zıvırlar var. İşte ekmek falan var. Burada bir mini buzdolabımız var. İçeriğine çok bakmayın, çünkü çok aşağılık besleniyoruz biz. Ama hani iki kişi için gayet yeterli bir buzdolabı. Yani 10 günlük erzağınızı alıyor. Burada da böyle hani çöp dolabı gibi bir yer var. Ama biz o çöpü banyoya taşıdık. Göreceksiniz birazdan. Banyomuz minnoş ama kullanışlı. Önce küçük bir çekmecemiz var. İşte kulak pamuğu, işte yüz temizleme pamuğu, ıslak mendil, öyle şeyler burada. Bu büyük tarafta da saç kurutma makinesi falan filan var. Burada duş kabinimiz var. İşte ürünlerimiz var. Şampuan, duş jeli. Işığımızı kapattık. Banyomuzdan çıkıyoruz. Artık bizim yatak kısmımız geldi. Burada benim devasa gardırobum ve çöp kutum var. O çöp kutumu ben ona da kullanmıyorum. Odanın ortasında sevmiyorum, çünkü gardırobum kocaman. Burada çalışma masam ve raflarım var. İlk rafımda daha böyle hani bakım ürünlerimi, kremlerimi, yağlarımı, deodorant, parfüm, o tarz şeylerimi barındırıyorum. İkinci rafımda benim masa lambam var aslında, ama onu hiç kullanmadığım için yer kaplamasın diye oraya kaldırdım. Çok yer kaplıyordu aşağıda. Bir de düzleştiricim, taram falan var. Burada yine aşağılık atıştırmalıklarım var. Yatağıma yakın olması iyi, yani oradan okuyorum. Sonra burada benim ders programım var. Yara bandıyla duvara yapıştırmışım. Raidlerim var. Asla bak, sinek böceğe tahammülüm sıfır. Her gece kendimi zehirleyip uyuyorum. Oda kokum var. Minnoş fotoğraflarım var. Gözlüklerim falan var. Ondan sonra burada benim makyaj çantam var. Normalde makyaj malzemelerimi de böyle hani dizili tutuyordum, ama çok tozlanıyor ve çok çabuk dağılıyor öyle olduğunda. O yüzden çantada tutmaya karar verdim. Makyaj aynam var. Kendisi çok cool bir makyaj aynası, ama şarjı bayağı azalmış. Çok az ışık veriyor. Burada hani pratik yine kullandığım şeyler var. Masam bayağı geniş, memnunum. Bu kullanışlı bir alan. Hayatımda hiç ders çalışmadım ama o masada. Makyaj masam gibi. Burada da böyle raflı çekmeceli bir şeyim var. Tekerlekli, taşınabilir. İhtiyaç duymadım hiç taşımaya. Gerçek Erasmus insanı olduğum için burada benim parti takvimim var. Gerçekten Erasmus ruhu böyle bir şey arkadaşlar. Parti takviminiz olması gerekiyor. Ondan sonra burada işte stok ürünlerim var. Şampuandır, asetondur, saç bakım kremidir, kulak pamudur. Öyle şeyler var. Aşağıdaki çekmecem çok dağınık ve içinde pedlerim falan var. Yani görmenize gerek yok. Orada da öyle bir çekmece olduğunu bilin yeter. Böyle bir alan yani. Her şeyle memnunum yani. Gayet kullanışlı ve yeterli. Geldik yatak kısmıma. Yatağım 1,5 kişilik yatak. Benim Türkiye'deki yatağımdan daha büyük ve daha rahat. Bu anlamda memnunum.
Havlularım yenilenmiş. Bu videoyu temizlik gününde çektiğim için her hafta bizim havlularımız yenileniyor. Burada böyle kocaman çekmecelerim var. Bu çekmeceler yatağın sonuna kadar gidiyor. Burada da işte böyle hani çöpte kullanacağım poşetleri, paketleri falan tutuyorum. Havlularımı da bazen koyuyorum. Bize işte hem vücut havlusu, hem saç havlusu, hem de ayak havlusu veriyorlar. Burada yatağımın yanında anlamsız bir yer var. Buraya işte tütsülerimi, ondan sonra ada çayımı, doğal taşlarımı falan koyuyorum. Genelde işte laptopum, suluğum falan da orada duruyor. Bir şeyler izleyerek uyuyakaldığım için yine benim adıma kullanışlı. Sorucuma ben çatı katındayım. Burada böyle bir camımız var. Kendisini açıp size göstereceğim birazdan. Şu an açamıyorum. Çok ışık geldiği için dışarıdan videomu bozuyor. Burada bir tane kafa lambam var. Geceleri şimdi büyük ışığı kullanmıyoruz. Hani diğer kişi uyuyor olabilir, o da arkadaşımız diye. Bu küçük ışığı kullanıyoruz. Gayet kullanışlı, kendisini de seviyorum yani. Böyle istediğiniz tarafa da oynatabiliyorsunuz. Panjurumu açıyorum size göstermek için. Ondan sonra camımı da açacağım. Sabah erken kalkacaksam panjurum açık uyuyorum. Direkt zaten ışık beni rahatsız ediyor. Böyle bir aparatla açıp kapatıyorum camımı da. Yatağa çıkmıyorum yani. Böyle gözüküyor genel olarak. Çatı katında olmaktan çok mutluyum. Özellikle geceleri güzel oluyor. Burada bir havalandırma klimamız var. Direkt benim tarafıma vuruyor. Direkt beni kaç kez hasta etmişliği var. Kolonun diğer tarafına geçmiyor havası. O yüzden beni hasta ediyor direkt. Neyse canım adam, ne kadar topluyken güzel gözüküyorsun. Klimaya geri döndük. Bunun bir havalandırma modu var. Odayı soğutmadan sadece soğuk havayla havalandırıyor. Bir de klima modu var. Direkt püfür püfür soğuk hava üflüyor ve odayı soğutuyor. Böyle odam genel olarak toplu haliyle, toplu şekliyle. Ben çok memnun ve de mutluyum. Kullanışlı, geniş, gayet güvenliği de güzel. Böyle. Odalar böyle. Bakın benim odam şu köşede. Bu oda benim. Benim ve oda arkadaşımın yani. Ben 4. katta yaşamaktayım. Bakın şimdi. Şurada havuz var. Ana, havuz açılmış. Ama hava bok gibi. Burada ben varım. Bunlarla yüzüyorum. Evet, şu anda Avrupa yakası yüzüyorum. Yurdun living room'unda. Burayı da göstermiş olayım. Yan tarafta da gym var. Çok küçük ama. Ben ilk kez bir şey izliyorum bu arada burada. Bugüne denk geldi. Çünkü burayı boş bulamıyoruz genelde. Burada atıştırmalık falan almak isteyenlere çay kahve falan da var. Burada atıştırmalıklar var. Şu salıncakları seviyorum. Şu arkada musluk var. Normalde buraya suyumu doldurmaya geliyorum. Böyle şurada puflar falan var. Tatlı yani. Sevdiğim bir yer. Böyle. Şimdi şöyle ders çalışacağım ben. Bir de Nisan ayımı planlayacağım. Burası böyle bir yer. Şu an kimse yok. İstor haftasındayız. Şu an ben bunu çekerken. Birazdan da buraya gideceğim zaten. Akşam olunca bir tık şezlongda çalışacağım. Havuzumuz 5 gün sonra açılıyor. Yemeğimi yedim şu an kafeteryada. Bu videoyu editliyordum ve kafeteryayı çekmediğimi fark ettim. Kafeteryamız böyle bir yer. Şuradan yemekler alınıyor. Ortada masalar var. Çok çizemiyorum. Rahatsız olmasın diye. Öyle. Ben varım. Yemeğimi yedim. Ben kapatayım videoyu. Bir sonraki sohbet vlog artık ne çekersem onunla görüşürüz. Bay bay.